Hocam bunu aa kayboldu çocuk. Nerede? Ha. Bunu söyleyenler. Mesela deminden beri beni arayanları değil de burada chatte bana or tipe bak ya. Ya bunu mesela alalım. Dava edelim. Hayat annesi babası ID'sini abi linki al, resmi IRS'i nere sana bu hadi. salağın adı nere? Furkan. Geri Furkan mıydı gelmiş. bunun? Furkan yazıyor. Lan bu piç bana da sövdü sabahleyin. Öyle mi? Evet. Nerede o mal? Tamam. Oo iki dava. Ha şu. Bana da sövsene lan. Hayır sana komple bir girelim. O yanındaki profilini hatırladım. Yani bunu ne yapsak mesela ya? Kaldırdım bana ya. Çok merak ediyorum. Ne yapalım ya? Abi Valla. çocuk ya. Boş ver. Yani gül kokluyor yani burada. Anladın mı? Ne yapalım Bak yok. bunu? Sana da mı küfür Abi. etti? Ne o sana ne yazdı? Abi kardeşim Hatırlamıyor yaptı bana ya. sorduğunu. Bak. Ya bak abi kardeşim yaptı ya. 60 Memo sana da mı Abi kardeşi yaptı? Ve tam kardeşin yaptı. Üstüne ben mi denk geldim Furkan? He tam ben onu yazdım anladım ki ben bunu üstüne o sana mı kardeşin yaptı? He? tamam biz de yapalım çato yaptı falan deriz. Kardeşi yapmış ya Çep. Vallahi kardeşi yapmış ya. Ne yapsak şimdi? Vallahi bak keyfim bir yerine geldi şimdi ha. Vallahi bir Bütün keyfim yerine hıncımızı geldi bundan ya. almadık mı? Hayır bu zamana kadar herkese dava açalım diyoruz. İsmail'cim eyvallah kanka teşekkür ederim. Açmıyoruz ya. Abi tuvalete gittim kardeşim yaptığımı ederim. Allah Allah. Ben o sarayken Oo. neredeymiş kardeşi? Bana da teyzesinin kızının küçük bir şeyi varmış, Öyle mi? arkadaşlığı yapmış herhalde. Furkan sen bir Furkan sen bir Instagram'ını şey bana da yaz yaz. bakayım. Instagram'dan seni arayamıyorum. Discord adını yaz bakayım. Bir Discord'a gel. Senin kardeşini bulalım senin. Hadi. Kardeşini çağrıya getir Furkan'cığım. Yoksa affetmiyorum seni. Discord'a gelmezsen dava açıyorum. Aha da şu anda açıyorum. Bak bu zamana kadar Allah kimseye kardeşin açmadım. yoksa da babana söyle çabuk hemen hızlı başlasın Bak yani. bu zamana kadar hiçbir kimseye açmadım. Hep açacağım açacağım deyip böyle kıyamadım ailesine falan. Ama bak buna kıyacağım mesela. Bekliyorum Furkan'cığım. Memo Allah seni kahretsin. Ne Ne oldu oldu lan? lan? Memo'nun dediğine gülüyorum. Bir saattir sesim gelmiyor. Ego bu kaçıncı dava? Kanka hiç etmedim ya. Hep edeceğim diyorum kıyamıyorum. Ne kadar bebeler kıyamıyorum ya. Ama Ama bunu bir bu şey hak etti yapalım bak. ya. Bu büyük hak etti bak. Durup durup diye. Bugün Büyük çok sinir. harflerle böyle Oğlum bugün çok ağız dolusu sinirli değilim. yazdım bak. Az önce telefon numaram da aldı. Abi Kur'an çarpsın kay. Tamam. Furkancığım gel. Discord adını yaz. Discord'a gel. Bekliyorum. Hadi Discord adını chat'e aç. Ay chat'e yaz. Discord'a gel. Gel artık. Baş başa bırakırız biz sizi merak etme. Hayır salak kardeşim yaptı diyor. Ama kardeşine o zaman dava açılacak. Onu bilmiyor. Kardeşi küçük olduğu için Bak. annesine babasına olacak. Ego ben kaçıp görüşürüz İsmail'cim. Bana Abi görüşürüz. DC yok yemin ederim. İndir balım. İndir. Evet. Kardeşinin vardır. Sen Aa şöyle kardeşini yapalım. Instagram adını yaz. Çato seni Instagram'dan ararsın. Ne al Hadi. fikir? Güzel güzel. Vallahi Yazmış ya bana. yapma. Abi döveceğim şimdi. Yo 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 yo. Yok Tabii balam. tabii. Instagram adını yaz. Arayacağız seni Instagram'dan. Seninle konuşacağız. Canlı canlı döv yani. Sıkıntı yok. İzleriz biz. Ya Mehmet abi. No, mantıklı bence gayet güzel. Ya güllerim. Canımın içleri. Ben her seferinde size diyorum ki yapmayın oğlum. Başınız belaya girer. Millet benim kadar sabırlı değil. Bak ben kıyamıyorum insanlara. Yani gidip bir insan çocuğu demek büyük bir şey ya. Yoldan geçerken bir insana bunu diyebilir misiniz? Diyemezsiniz ya. Çete girip yazmak ne? Bir de dolu böyle yazmak. Yazmıyor Instagram'ını. O zaman Ali Bey'e avukatımıza iletelim memo. İletelim. Çato sen de bu iş. Avukatımıza iletirsiniz. Tamam. Abi Bir senden bakmam korkuyorum öyle abi şu an. yarın. Oğlum benden niye korkuyorsun? Anama küfür eden adama kızmak kadar doğal bir şey var mı ya? Benim o linki var mı sende ya? Abi seni Link iletebilecek biri seviyorum var yemin mı? ederim videolarına like atan birisiyim. Ha tamam. Sevir. Oğlum çocuk Sağ videolarıma ol. like atıyormuş lan. Ha, o zaman sövebilir serbest değil mi? Oğlum baştan desene. Aa ya güzel Sövebilir. kardeşim ya.
Chat. Peki kanka like atınca sövüyorsun. Abone olunca ne yapıyorsun ayıptır sorması? O... o gerçeğini yapıyor. Çok küçük yapma 13-14 yaşlarında. Ailesi çok güzel, empati yap ama bir uyarı ihtiyacı var. Kanka ben de 13-14 yaşındaydım. Belki kimseye küfür etmedim. Böyle. Ya gidip hiçbir yayıncı anasını sormadık bir zamanda. Niye? Niye yani? Furkan'cığım hala Instagram adını bekliyorum. Bundan sonra ilk yazdığın şey Instagram adın değilse ben avukata iletiyorum. Kardeşine dava açıldı o zaman balım. Yani yapacak bir şey yok. Bizim Fatih'e 13 yaşında yaptığımız en büyük şey testimizi kalınlaştı. Milleti 20 yaşında ekliyoruz. Evet merhabalar da 20 yaşındayım. Bu arada hayatımda ilk defa birine de dava açıyorum. Size canlı canlı şahit olacaksınız. Furkan bekliyorum balım. Üstüme Furkan başka bir Furkan izlemiş. Üstüme alınıyorum çok korktum. Abi Instagram'ı yazıyor, profilinde yazıyor. Arıyorum ben şimdi. Ha yazıyor mu? Yazıyor bir dakika. Ha bak yaş 14 Tekirdağ Çorlu 8. sınıf. Sapı. Ooo Tekirdağ. Adresini de yazmış. Ara bakayım Furkan'ı çattı. Gel ben gel yanıma. Ver lan adresini. Bastırırım evini. Ya saçma olsun. Ooo profil fotoğrafı da aynı. Tam SS alındı. Dadaşmış. Tamam. Çattı ara bakayım Instagram'dan. Ya bir saniye. Gizlemiş profili. Evet. Geliyorum ben aşağıya. Gel aşağı. Sesleri alayım bir saniye. Furkan'cığım bunu açmak zorundasın. Bence sapmış arkadaşlar haberiniz olsun. Furkan nerede yazıyor mu chat'e? Bir de Instagram'ı yok mu yazıyor? Hala kardeşi yazıyor olabilir mi? Chat'e Instagram'ım yok yazmış. Çok güldüm ya. Arıyor mu? Görüntülü artık. Görüntülü ara. Yani zaten öbür türlü aramıyor ki. Evet. Furkan'cığım şu an seni arıyoruz oğlum. Furkan'cığım buyur. Oynat. Chat Furkan açmıyor. Abi lütfen kıyma senin... Oğlum bu farklı lan. Furkan açmıyor. Ne yapalım chat? Furkan Bey'in artık her şey elimizde. Çünkü Instagram'ı var. Hani no hani süreç daha da kısaldı şu anda. Lıp diye kısaldı. Yeni video başladım. Davadan kazandığım parayla takipçimin hesabını fullerim. Nasıl? Oo, çok güzel bu arada. Çok iyi değil çok mi? Çok iyi bu arada. Yazda geldi. Davadan kazandım mı tatile gittik. Oo, bozuk parayla dava parası kazandım. Kaybettiğimiz davaya bozuk parayı ödedik. Furkan Instagram'dan arıyorum. Aç özür dile barışalım. Nasıl fikir? Bak çok güzel fikir bence. Aç. Barışalım. Tugay'a küfür mü ettiler abi şu an? Abi şu an küfür ettiler Tugay'ı. Kanka aç özür dile barışalım. Bak valla. Aç özür dile barışalım. Bence güzel fikir. Bence de güzel fikir. Abi kimse böyle senin gibi yapmıyor ya. Direkt açıyor davayı. Oğlum ben kıyamıyorum. Anasına babasına kıyamıyorum çocuklarım. Yazık günah çocuklara ya. Yazık da akıllanmıyorlar ki. Furkan hala açmıyorsun bak. Furkan hala açmıyor. Ya Furkan. Aç özür dile diyorum. Barışalım diyorum Furkan. Yok açmıyor chat. Senin telefon ne durumda? Kapalı. Bak aç. Furkan açmıyor. Vallahi kapamış telefonunu. Ay. Annesi bunda babası suç yok suç çocukta. E sonuçta annesi babası bundan zarar görecek. Ben istemiyorum oğlum insanlar. Bence zarar görmesini istemiyorum ya. Bence anne babasının suçu. Ya değil ya. Görüyorlar internet. Bak ne oluyor biliyor musun? İnternetten görüyorlar böyle salak salak şeyleri. Yani gidiyorlar. Hani aa ben de yapayım, ben de yapayım, ben de yapayım. Ben de gideyim küfredeyim. Hani şeyinde de değil ha. Bir derdi de tasası da yok ha. Öyleyse dikkat çekmek için yazıyor sadece. İlgi görmemiş. İl ve ilçe var elimizde. Abi güzel kardeşim. Geçmiş olsun. Alıyorum ben bunları bütün SS'lerini falan alıyorum her şeyi. Al. Ulan tabii yayına girdim Ego dava açıyor. Oğlum bugün yayında neler oldu ya. Numaram dağıtıldı. Anama sövüldü.
Hesabı siliyor şu an. Yani hesabı silmesi bir şey ifade etmiyor ki. Abi ben üzülüyorum oğlum böyle insanlar. Vallahi çocuklara üzülüyorum ya. Yapmayın oğlum. Dava açmıyor. Sizin gibi eskiden takip ediyor. Peki o herkes değil bazı kişi ona. Anlamadım kanka. Dava aç... Şey diyor işte açmıyorsun diyor. Bu YouTube'da falan atıyorum ben ya. Dava ha açıyor, açmıyorum dava oğlum açıyor. Ben. Videolarda öyle aç... Bu Cavit Malı dava açtı falan diye atıyor da. Açmıyorum oğlum kimseye ben dava. Açıyormuş gibi. Açsam bu arada parayı büyük kırıyorum ya. Ama harbi açtığım bir kişi var işte o TC şeyi falan. Şeyi mi diyorsun? Ama oğlum. TC göz... yayan. Yo ona da açmadım. Ha. Ona da açmadım. Yo oğlum kimseye yazmadım. Bizim avukat diyor ki abi açalım diyor. Biz bak kişi başı diyor sadece 5000 lira bile alsak diyor ki değil çok yüksek meblağı var. Parayı kırarız diyor. Ben yazık lan oğlum yazık ya. Ben annemin babamın karşısına böyle çıkmak istemezdim çocuk olsaydım. Düşünsene yani. Annem baban işten eve bir geliyor. Diyorsun ki baba ben birine küfür ettim. O da bana tazminat davası açtı. O yüzden 20 bin lira götüme girdi. Mesela bunu... Abim Dogi yukarıda haberin olsun. Tamam. Ya düşünsenize hani babanızın, annenizin böyle bir şeyle karşılaştığını düşünsenize. Çok kötü ya. İstemiyorum yani. Yazık yani. Çocuklara yazık. Ailelerine yazık. Adamın orada götü çıkıyor. Çalışacağım, para kazanacağım diye. Çocuklarının bir anlık geri zekalı olmasından dolayı, Hüseyin'in olmasından dolayı yani yazık yani. O çocuğun, bu çocuğun babasının onunla karşılaşmasını istemiyorum ben yani. Ya da bunun annesinin ya da herhangi bir küfür eden annesinin babasının. Yazık günah ya. Yani. Eskisi gibi böyle borcu var ya alacaklar böyle ömür böyle 10 yıl onu köle çalışarak ödeyecek falan böyle. Ya işte yazık günah abi. Abi peki yayında bazı insan oluyorsun, bunu not edin, gerekeni yapın diyorsun, onlara da mı açmam? Yok, kimseye açmam kanka. Bugüne kadar bir kişiyle davalık olmadım. Yani sen böyle diyorsun, bak sen böyle diyorsun. Bundan sonra gaza geliyorlar değil mi? Aynen. Nasıl olsa bana açmaz diyor. Nasılsa açmaz diyor. Dememen lazım işte. Böyle. Ama oğlum, üzülüyorum ya. Vallahi üzülüyorum. Her şeyden çok ne yazdım yazdı. Küfür etmek bu kadar kolay olmam. Ya şöyle bir yasa var arkadaşlar. Artık siber zorbalık diye bir yasa var yani. Çok basit yani. Anladın mı? Çok çok sağlam bir yasa var yani. Furkan bugün Nona'ya giriyor. Biri önceye küfür ediyor. Benim evime tebligat geliyor. Başka bir Furkan. Furkan diğerine seni boku yerin oğlum. Ya tövbe tövbe ya. Abi açıyormuş gibi yap ama açma buraya da söyleme açmalarını. Ha. Yok lan ben yalan söyleyemem ya. Açsam 950. Ne 950'si? 950.000 Yok lan. Cenk abi yani. Hoş geldin. Cenk abi neler geldi başıma. Numaram çıktı yayının ekranında gözüktü. Onun üstüne efendim söyleyeyim arama sürdüler. Ben bugün neler neler yaşarım Cenk abi neler derim. Bugün Omegle var arkadaşlar. Furkan aradı. Aa, gel. Geliyorum. Ara gel. Ara gel. Aha. Aha çok mutlu oğlum ya. Vallahi çok mutlu oğlum. Bence özür dileyecek barışacağız. Ne al? Sana bir çatı çatı sövüyormuş. Vallahi ben. Açılıyor. Ne şekil yapıyor lan millet? Bence özür dileyecek barışacağız ya. Vallahi öyle geliyor bana. Hadi inşallah. Hadi barışalım. Aradım. Ara çatı sen yolda. Furkan bugün egoya küfür ediyor. 950 950. Kamerasını açamıyormuş şu an. Müsaitliymiş. Tamam. Ah ses de burada. Alo. Alo abi. Furkan kameranı aç. Müsait değilim abi şu anda. Aa anama söverken müsaitti Furkan. Abi ben etmedim ki. Tamam kardeşine ver mikrofona. Kardeşim uyudu abi. Yemin ederim bak. Abi göstereyim. Uyurken göstereyim abi. Tamam o zaman. Alo göster. Tamam, ne ara uyudu? Tam yazdığı anda mı uyudu? Hayır abi. Tuvalete gitti işte uyumak için. Ha.
Ondan sonra yattı. Tam o ana denk geldi ha? Evet abi. Bir dakika, yani kardeşi bir gittim tuvalete uyumak için. Bugün bir şey diyeceğim. Abi bak, olayı anlatayım mı sana bak şimdi? Ha. Bak şimdi, ben tuvalete gittim. Kardeşim gelmiş telefonu. Yazmayı biliyor tabii. Üçüncü sınıf öğrencisi. Hı hı. Yazdı öyle. Ondan sonra o çıktıktan sonra ben tuvalete gittim abi. Geldi, Furkan yattı. Senle bir anlaşma yapalım mı? Anlaşalım abi. Bana yalan söyleme, doğruyu söyle ve özür dile, konuyu kapatalım. Nasıl fikir? Abi bak, senin cidden işten seven birisiyim. Çat abim Valorant yayınlarına bile katılan birisiyim. Ben bir kere inanmıyorum. Çoğu videonu beğeniyorum. Hı hı. Özür dilerim abi. Doğruyu söyle şimdi. Abi ya çok yazdım sana böyle. Hani Caner abi falan vardı ya. Bir dakika, o konu o değil. Şu an kim yazdı? Üçüncü sınıftaki kardeşim mi yazdı, sen mi yazdın? Ben yazdım abi. Sen yazdın. Memo'ya bugün niye küfür ettin? Ya konunun buraya kadar geleceğini bilmiyorum. Yok, Memo'ya yani, niye küfür ettin? Ben onu soruyorum. Beni gör diye. Memo'ya niye küfür ettin? Memo'ya küfür etmedim ki abi. Vezir Bey'e mi küfür etmişsin? Nerede yayınlattığını bile bilmiyorum onu ben. Oğlum Vezir Bey bugün küfür etti bana. Vallahi tanımıyorum abi. Yani Vezir Bey'in kim olduğunu biliyorum. Ama yok, yayınlara katılmıyorum yani. Sana eminim, başkasıdır o. Bana niye küfür etti? Gör diye, işten küfür etmedim abi, gör diye. Yani daha ne kadar işten... bana büyük harfle. Abi gör diye işte, cidden seni seven birisiyim. Oğlum beni sevip sevmemen önemli değil, tamam, beni sevmeyebilirsin. Hiç sorun değil. Yani herkes sevmek zorunda değil. Zaten ben sevilmek için rol yapan da bir adam değilim. Ama hani seviyorsan da sevmiyorsan da mesela bir insana niye küfür eder? Mesela baban diyelim şey yapıyor, tamam mı? Bir topluluğun içinde yayın açıyor. Baban yazdığını görmüyor diye babana yazar mısın o küfrü? Ay ama sen daha önemli birisin yani. Oha be, yuh. Babandan nasıl daha önemli biriyim, saçma ama. Ha, babam da önemli birisi değilsin ya. Cidden böyle kalbinde bir parçadan bir yerdesin yani. Ya şu an beni yalıyorsun Furkan. Yalan abi. Söyleme boş boş ya. Allah belan versin ki abi, bak seni cidden seviyorum. Oğlum bana desen bak, ki ben seni sevmiyorum ve o yüzden küfür ettim. Derim ki okey, bir sebebim var anasını satayım. Değil ama abi, seni seviyorum çünkü. Lan seviyorsan niye küfür ediyorsun bana? Abi gör diye, sana içten küfür etmedim yani. Ne, içten küfür etsen ne yazardın? Anavrat giderdim abi. Anavrat? Ama hayır abi ya, içten yazmadım işte diyorum i̇çten, sana abi. İçten büyük harf olunca içten olmuyor. Küçük harfle mi içten oluyor? Anlamadım. Büyük harfle yazmışsın ya, o içten değil ya. Küçük harfle yazsaydın mı içten oluyordu? Abi bilmiyorum abi, vallahi özür dilerim. Ah be balım. Peki. Sen diyorum ki bizim GTA 5 Elite Born'u alalım. Güzel rol yapıyorsun. Gülüyor bile. Şimdi peki abi, sen dedin ya kardeşim yazmış diye. Kardeşin de hava etseydik ne olacaktı? Abi küçük ya, o 6 yaşında. Fark etmez. Hani 3'e gidiyordu lan. Hani 3'e gidiyordu lan. O da mı yalan bu? 6 yaşında mı, 7 yaşında mı? 7 yaşında herhalde. Nasıl 3'e gidiyor oğlum? Abi işte o an korkuyla üç, o da yalan. Hayır, ikiye gidiyor. 7 yaşında abi. Sana bir abi tavsiyesi. Bir, sevdiğin evet. insanların anasına söyleme. İki, tamam. Kimsenin annesine küfretme. Çünkü anneler her zaman çok kutsal ve bunu unutma yani. Annelerin ne kadar değerli olduğunu unutma. Tamam abicim. İçten olmasın, içten olsun, nereden olur, götünden olsun, başından olsun, hiçbir şekilde annelere küfretme. Tanımadığın birine çete gidip hiçbir zaman küfretme. Bir kere şöyle düşün, sen o küfür ettiğinde ben seni görüp, ya bana küfür eden oluyor bayağı. Ama ben görüyorum, geçiyorum, tamam mı? Ben çok sinirliyken gördüm senin küfrünü çünkü numaram yayılmıştı. Ben hani gülüp geçiyorum küfürleri, boş veriyorum. Ama bazen böyle şey oluyor, hani cevap vermesem de çok moralim bozuluyor. Ben burada iş yapıyorum, yayın yapıyorum. Hani bazıları için böyle şey demek yani, oturduğumuz yerden kazanıyoruz ya. Hani çok yorucu bir iş aslında bu. Biz burada oturup çalışıyoruz, çok yoruluyoruz. Ama onu gördüğümüzde çok moralimiz bozuluyor. Ve bizi izleyen adamlar da bunu fark ediyor. Enerjimiz düşüyor, işimize de zarar veriyor. Lütfen sana hem abi tavsiyesi hem de bir rica. Lütfen bir daha kimseye küfretme böyle, olur mu? Tamam abi. Tamam canım. Hadi öpüyorum seni. Tamam abi. Hadi.
Oğlum ben ne kadar sabırlı. Bende de bu kadar güzel konuşuyor. Küfür edeyim abi. Ya abi üzülüyorum ya. Vallahi üzülüyorum oğlum. Bir şey diyeyim hani yüz yüze görse beni bir yerde buluşsak falan çok tatlı çocuktur eminim. Ama böyle olunca hani olmadığı bir kişiye dönüşüyor ya ben ona üzülüyorum yani. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Ha Ersin gel. O yüreğimin kim geldi benim ya? Kanka neler yaşadım Ersin, neler. Neredesin ya? Kardeşim başıma gelmeyen kalmadı bugün ya. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz unutmayın, abone olmayı unutmayın. En kral abonemsin. Umarım BM'ven olur. Ana sayfada o tıklayın. Ben ne bok yazacağım haberiniz olsun.